Yunanistan'daki yangınlar 6. gününde de kontrol altına alınamıyor. Eğriboz Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi. Miçotakis ülkedeki durumu kabus gibi bir yaz ifadeleriyle tanımladı. Ülkede bu yıl yanan alanlar 2008-2020 yılları ortalamasına göre %180 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dixie yangınlarında ise 8 kişiden hala haber alınamıyor. Çaresizce oradan oraya koşturdu. İtfaiyecilerle konuştu, yardım istedi. Görüntüler yangında 6. gününe giren Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndan. Gecenin karanlığında ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Yangınla mücadele gece boyunca devam etti. İtfaiye ekipleri bir yanda, siviller diğer yanda alevleri söndürmeye çalıştı. Tehlike nedeniyle binlerce kişi adadan feribotlarla tahliye edildi. Yanlarına sadece birkaç çanta eşya alabildiler. Gözyaşları geride bırakılan hatıralara karıştı. Evimi, doğduğum yeri kaybettim. Yarın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geriye hiçbir şey kalmadı. Adadaki yangınlara uçak ve helikopterlerle müdahale sabah saatlerinde de devam etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, durumu kabus gibi bir yaz ifadeleriyle tanımladı. Hükümetin birinci ve en önemli önceliğinin insanların hayatını kurtarmak olduğunu söyledi. Yunanistan'ın pek çok noktasında süren yangınları binden fazla itfaiye müdahale ediyor. Ordu göreve çağrıldı. Fransa, Mısır, İsviçre, İspanya ve Kuveyt destek gönderdi. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre Yunanistan'da son 10 günde 56 bin hektar alan küle döndü. Ülkede bu yıl yanan alanlar 2008-2020 yılları ortalamasına göre %180 artış gösterdi. Ülke son 30 yılın en sıcak günlerini yaşıyor ve aşırı rüzgarlar yangınla mücadeleye zorlaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti ise tarihinin en büyük üçüncü yangını olan Dixie yangınları ile mücadele ediyor. En az 8 kişiden haber alınamıyor. Bunlardan 5'i 800 nüfuslu Greenville kasabasında. 3 haftadır süren yangınlar kasabayı küle çevirmişti. Yangının ardından çekilen görüntülerde gökyüzünün turuncu rengi, harabeye dönen ev ve arabalarla Greenville hayalet bir kasabayı andırdı.